Selamlar, ee, yeni bir derse karşınızdayım. Ee, bu derste ne yapacağız? Ee, bir önceki ders oluşturduğumuz bu canlı değişkenimizi e, private kısmı alıp e, setter ve getter oluşturarak diğer sınıfımızdan bu değişkeni değiştirmeyi yapacağız. Öncelikle bir önceki ders ben şöyle bir hata yapmışım. Ee, onu bir düzeltelim. Zaten düzeltmişim fakat bir 4 dakika kadar e, yanlış olmuş. Şurada ettiğimiz sınıfı YouTube aktör yerine YouTube karakter demişim. E, orada bir hata almış o yüzden kusura bakmayın. Yani şuradaki oluşturduğumuz değişken şuradaki sınıfla aynı olmak zorunda ki bu kest çalışsın. Yoksa da hata veriyor, compile etmiyordu. Yani buradaki aktörü biz buna kestediyoruz. Kestettikten sonra da bu kest edilmiş değişkeni veya edilmemiş değişkeni şuna e, aktarıyoruz. Şimdi e, hatırlayın biz buradan e, private değişkeni, e, health değişkenimizi private'a almıştık. E, doğru olan yöntem buydu çünkü. Fakat böyle aldığımız zaman biz buna ulaşamıyorduk. Hata veriyordu. Buradan direkt ulaşamayız e, diyordu buna. O yüzden iki tane fonksiyon yazacağız. E, SETTER ve GETTER olacak bu. E, öncelikle bir GETTER yazalım. E, GET ne demekti? Almak demekti. Değeri okumak demekti. Değeri okuyup buradan ekrana yazdıracağız. Şimdi bu değişkenimizin türü FLOAT olduğu için FLOAT yazarak başlıyoruz. FLOAT yazdım. E, fonksiyonumuzun ismi GET HEALTH olacak. Ne demek? E, canı al demek oluyor. Herhangi bir parametre almayacak. Ve fonksiyonun içinde ne olacak sadece return health diyecek yani can değişkenini döndür diyeceğiz burada e, tabi bu e, fonksiyonları e, header file'da tanımlayıp doldurduğumuz zaman başına bir e, specifier yazmamız gerekiyor bir makro yazmamız gerekiyor o da e, force inline makrosu e, bu force inline ne demek oluyor e, şu fonksiyon çağrıldığı zaman çağrıldığı yere şunu yapıştır demek oluyor. Yani CPP tarafında biz e, bu fonksiyonun tanımını yapmak istemiyoruz. Aşırmasını yapmak istemiyoruz. Sadece e, yarım satır bir kod yazacağız. O yüzden şunu kullanıyoruz. Hatırlayın bizim karakter sınıfımızda da bunlardan vardı iki tane. Şurada gördüğünüz gibi. Orsinline class e, springarm component get camera boom const return camera boom. Yani ne yapıyor bu koca satırda olan şey. Sadece kamera boom'u return ediyordu. Biz de burada aynı şekilde return can dedik. Sadece can değişkenini geri döndürüyoruz. Bu senaryoda ne olacak şimdi? Biz bu private değişkenine ulaşamayacağız. Fakat bu public fonksiyona ulaşabileceğiz. Ki public fonksiyonu zaten can değişkenine erişimi vardı. Neden var? Çünkü aynı sınıftalar hepsi. O yüzden biz burada e, direkt e, YT aktör health çağırmak yerine ne yapacağız burada? YT Get health diyeceğiz. Gördüğümüz gibi hata vermiyor çünkü bu public bir fonksiyon. Şurada hatırlayın. Buradan canını bu şekilde okuyoruz. Tabi şu an burada biz yukarıda yaptığımız işlem set etme işlemi. Yani bu can değişkeninin üzerine bir değişken yazıyoruz şu hatırlayın şöyle yazıyordu normali yt aktör şu x aynı şeyde hatırladığınız gibi yani ne yapıyordu bu candan 001 çıkarıp tekrar cana yazıyordu. Onu da böyle kısa yolla yapıyorduk, eksi eşittir yerine. Eksi eşittir yazarak. Tabi burada bir set işlemi var. Ee, bu işlemi yapmamız için bizim bu can değişkenini yazmamız gerekiyor. E, fakat biz bu değişkeni yazamıyorduk çünkü bu private'ti. O yüzden de bir getter oluşturacağız. Tabi şu an şunu yazalım, şu e, bu yaptığımız getter, e, get etme işlemi hatırlayın. Şimdi burada bir setter yapacağız. Tekrar force inline yazıyoruz. E, set etme işleminde herhangi bir dönüş değeri yazmayacağız. Direkt void olacak bu. Şunlar gibi. Void set health dedim. E, get işleminde bir parametre almıyorduk. Çünkü zaten hatırlayın e, gen bir değişkeni okumak istiyorsak bir parametre göndermemize gerek yok. Fakat bir şey set edeceksek e, set edeceğimiz değişkeni parametre olarak yazmamız gerekiyor ki burada e, bunu değişkeni değiştirelim. E, parantez içinde e, ne değişkeni yazacağız? Hatırlayın bizim can değişkenimiz float'tı. Yani float değişken yazacağız buraya. Float new health dedim. Yani yeni can değeri isminde. Açtım parantezi. Ne yapacağım fonksiyonda? Bu sınıfta bulunan can değişkenimizi eşittir new health diyerek update edeceğim. Yani ne olacak? Biz fonksiyonu başka bir sınıftan çağırdığımız zaman bir parametre vereceğiz. Bu verdiğimiz parametreyi ne yapacağız? Bizim bu sınıfın can değişkenini eşitleyeceğiz demek oluyor. Yani şu an 100 değer. Ben bunu sıfırla çağırdım. Sıfırı buna yükleyecek demek. Yani şu anda sıfır olacak bu değişken. Yani ben diğer sınıflardan bu değişkenin direkt ulaşmadan fonksiyon vasıtasıyla değerini değiştirmiş olacağım. Buna da setter işlemi diyoruz. Hemen yapalım. yt aktör set health dedim. Şimdi setHealth set dedik fakat bu eksi eşitleri nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapabiliriz. E, yt aktör get health dedim. Can değişkenimizden değerimize ne düşürecektik? 0.01 azalacaktık. Eksi 0.01 F dedim. Bu kadar. Şimdi ee, ne yapıyor bu kısaca? Öncelikle set held fon ee, fonksiyonunu çağırıyor. Parametre olarak ne alıyoruz? O anki can değerimizi alıyoruz. Sınıfın. O anki can değerinden şu sayıyı çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Ve bunu tekrar değişkeni set ediyoruz yani şunu şurada kopyalarsak buraya ne gelecek şu değişken gelecek şu tarafa bu da buraya geliyor ve değişkeni update ediyoruz biraz karışık gelebilir fakat zamanla oturacak şeyler bunlar dönelim şunları silebiliriz artık ihtiyacımız yok burada da ne yapıyoruz can değişkenimizi okuyoruz yani can değişkenimiz eğer sıfırdan küçükse yok ediyoruz aktörü Burada ne yapacaktık? Ee, şurada yaptığımız gibi get health kullanacaktık. Direkt ulaşamıyorduk bu değişkene. Get health dedim. Şu an bir hata vermiyor gördüğünüz gibi ve değişken private da yani her şey olması gerektiği gibi. E, compile ediyorum bakalım şu anda e, çalışıyor mu herhangi bir sıkıntı var mı e, oyun tarafında? Evet, compile bitti. Hemen bakalım oyunumuza. Gördüğünüz gibi 8 7 6 Değişkenimizi düşürüyoruz ve sıfır olunca yok olacak bu değişken bu aktör yok oldu gördüğümüz gibi. Yani kodlarımız çalışıyor demek oluyor bu. Kısaca bir üstünden geçelim. Daha sonra dersi bitireceğim. Biz burada değişken tanımlaması yaparken private kısma tanımlama yaptık. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü bu can değişkeni bu sınıf için önemli bir değişken ve diğer sınıflar hemen buna ulaşamasın diye böyle bir şey yaptık. Ee, biz bunu private'a aldığımız için e, bu değişkeni okumak ve yazmak isteği oluşuyor bize. Yani bu değişkeni değiştirmek için iki tane fonksiyon yazmamız gerekecek. Onların ismi ne? E, getter ve Setter oluyor. Yani get işlemi, set işlemi. E, get işleminde e, değişkenimizin türü float değişken. O yüzden e, fonksiyonun dönüş değerini flat yapıyoruz. İsmine de istediğim şey yazabiliriz. Örneğin get health yerine health yerine ne yapalım? E, can kaç diyebilirim. Fakat bu işin e, doğrusu e, fonksiyonun başına get yazıp sonrasında da değişken ismini yazmaktır. Get health gibi. İsmi yazıyorum. Paranteze parametreli bir şey almıyoruz ve süs parantez içine fonksiyonun içine yazıyoruz. E, ne alacak içinde? Return health. Şu anki can değişkenini geri döndür demek. Bu, bu kadar. Ee, başına forcinden yazıyoruz. Bunu ne yazıyoruz? Ee, biz bu fonksiyonu cpp tarafından tan tanımlamayacağız. Sadece burada yazacağız demek oluyor ve e, bu fonksiyon çağrıldığı zaman fonksiyon çağrıldığı yere şunu copy-paste yapıyor. Böylelikle. E, Setter işleminde bir parametre, bir dönüş değeri vermiyoruz. Sadece set işlemi yapacağız çünkü ismi de yukarıdaki gibi set health set ve parametre ismi. Bu bir parametre alıyor. Ne parametresi alıyor? Ee, değiştireceğimiz türün float parametresini alıyor aynı şekilde float new health dedim ben buna. Buraya yeni can da yazabilirsiniz tabii ki. Yani yeni can değişkeni buraya gelecek. Daha sonrasında fonksiyon içine ne yapıyoruz? Yeni can değişkenini bizim health değişkenini yazıyoruz. Ee, çağırması da böyle. 7 aktör set health içinde get health eksi 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 0.01 bu şekilde e, yaz kullanıyoruz bunları. Tabi zamanla e, bunları kullandıkça hızlı hızlı yapacaksınız bunları. E, bu ders bu kadar. E, sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.